Tragedi. Dedemiz Manifa Tragedi. Manifa Tragedi. Aynı şimdiki benim oturduğum yerde dükkanımız vardı. Orada sabah oldu mu herkes gelir. Bir şey sesi, kepenk sesi böyle. Sabahın erken saatlerinde herkes dükkanını açar. Kış günüyse ortada bir şey yok. Soba maba yok. Dışarıya mangal çıkar. Mangalda şey işte kömür mömür konur. İçeriye alınır, içeride ısınılır filan diye. Kar kış olduğu zaman da çevre köylerden şeyler gelemezdi. Köylü arkadaşlar. Vesayet yoktu. Bilhassa Ekeçik'ten gelen şeyler, arkadaşlar, onlar iki tekerli kağınıyla gelirlerdi. Hanlarda yatarlardı. Kar çok olduğu zaman bir hafta 10 gün handa kalırlardı. Herhalde öyle tahmin ediyorum. 5 kuruş hayvan başı, 10 kuruş da yatak parası alınırdı. Öyle tahmin ediyorum o zamanlar. Çünkü o altta hayvanlar kalır, üstüne seki yaparlardı. Sıcak olsun diye üst sekide yatardı şeyler, gelen konuklar. İşte 1942'de babam şimdiki Aksaray Pastanesi olduğu yere otel yaptırmış. Evet, fotoğrafı. Fotoğrafını verdim size. Evet. O zamanlar işte 1 Haziran'la 30 Haziran arası Aksaray'ın panayırıydı. Doğru. O zamanlarda işte radyoda falan ilan verilmiş. Aksaray'da işte Aksaray Oteli, yeni otel, Aksaray yeni otel açıldı diye ilan verilmiş. Oraya hayvan pazarı kurulurdu. Türkiye'nin her yerinden gelirdi. Şeyde, o ADS'nin arka tarafında. Evet. Orası panayır derlerdi, o kesimhanenin falan olduğu yerde. Hı hı. Hatta bir mezbahanın fotoğrafı da var. İşte mezbahada, kesimhane işte. Evet. Orada şeydi. Yani çarşı pazar, herkes birbirine saygılıydı. Büyükler büyüklüğünü bilirdi. Küçükler küçüklüğünü bilirdi. Ve bizim yanımızda çalışan tezgahtarların çoğu zengin çocuğuydu. Zengin çocuklarını babaları askere gitmeden önce esnafların yanına verirdi. İş öğrensin. İş öğrensin. Hayatın gerçeğini öğrensin. Okuma olmadığı için ilkokul mezunu, tarlası var, ahırı var, hayvanı var, parası var adamın. İşi yok. Ne iş yapacak bu adam? Manifaturacının yanına vereyim de işte orada metre ölçmeyi bilsin, öğrensin. Mal alıp satmayı. Öğrensin. Ondan sonra da işte gelince askerden yahut da askere gitmeden evlendirilir. Askerden gelince de işte bir dükkan açılır falan böyle. Çok çalışan oldu bizim yanımızda. Esnaflardan, esnaf çocuk. Yani köy kökenli olup da yahut da banliyö diyeyim, köy kökenli demeyin. Yani işte şu yakın Aratol gibi, Alaca gibi, ne bileyim Yeşilova gibi böyle banliyö tabir edeceğimiz. Tollardan falan. Buranın ağalarının çocukları falan gelip çalışırlardı yani. Aslında doğru. Çocuk hazırlık tabii, tabii. Hayatı biraz öğrenmeli. Tabii, öğrenmeli. Su doldurulur. Çadırvardan su doldurulur. Şey yapılır. Sokaklar sulanır filan. Yağan kar filan şimdiki gibi değil. Daha gökten düşerken karı alıyorlar. O zamanlar bayağı çarşının içinde kar oluyor. Orhan'cığım, bu hanlar deyince o dönem faal olan hanlardan hangilerini hatırlıyorsunuz? Bu şeyin şimdiki şu Gökhan Öğrenci Yurdu'nun kızı yurdu var ya, evet. Orası Seyfullah Özot'un hanıydı. Muhtasım diye bir şey vardı. Rusya'dan kaçıp gelen Türk. Ha, buraya sığınmış öyle mi? Bunlar Rus harbinde Rus vatandaşı oldukları için Türkiye sınırında 11 tane silahlı asker Türkiye'ye iltica ediyorlar. Çocukları falan orada kalıyor. Karısı, çocukları Rusya'da kalıyor. Bunlar 11 kişi Türkiye'ye sığınıyorlar. Gidelim diyorlar yani bu Rus şeyinden kurtulalım. Bu Stalin dönemidir muhtemelen. Herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Bu 2. Dünya Harbi'nin devamındaki sürgünler. Herhalde. Stalin dönemi. 11 kişi Kars'tan giriyorlar yahut da sınırdan. Neredeyse, görevleri neredeyse. Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağılıyor. Muhtasım diye bir amcamız da geliyor Aksaray'a. Burada işte handa bekçilik yapıyor. Seyfullah Özot'un hanında, o şimdiki dedim ya Gökhan Kızoğlu Öğrenci Yurdu'nun olduğu yerde, orada sonra burada evlendi, çoluğu çocuğu oldu filan, orada Rusya'da ne oldu bilmiyoruz. Bir iki han daha vardı, onlar da şeydeydi, bu Çerkez Mahallesi'nde vardı. Bir de şurada Avukat İbrahim Aslan'ın İNGB Bank'ın karşısında
Tam vardı. Şurada Huriye'nin hanı vardı. Huriye'nin hanı vardı şurada. Bayan mı işletirdi? Öyle mi derlerdi yoksa? Öyle derlerdi. Karısının, kocasının ismi şeydi, Ali'ydi. Kendisi de Huriye'di. Huriye'nin hanı derlerdi. Kadınlar filan. Bekir dedem kulakların komşusu oldukları için. Huriye'nin hanı. Öyle derlerdi. Evet. Orhan amca, pekala bu Us işanı, Medaş'ın karşısındaki o da Sarraf Mutaf yanını. Bir Mutaf yanı hapishaneydi. Biz çocukken hapisler şeye giderdi oradan. Şadırvana su doldurmaya giderlerdi askılarla, tenekelerine. Şu yanında jandarma. Jandarmalarla tabii. 10 tane mahkum, 10 tane jandarma ya da 15 jandarma götürürler. Herkes sırasını verir onlara. Oradan şadırvandan tenekelere su doldururlar. Sırtlarında askılarına getirirler günde bir sefer. Hatta ben dükkanın önünde dururdum. Biz de çocuğuz. Bana para atarlardı 25 kuruş. O sırada Mustafa Yazıcı'nın, Kamil Yazıcı'nın babaları, Hacı Yazıcı'nın, benim tam şimdiki Göktaş'ın dükkanı var ya, konfeksiyon dükkanı. O köşede dükkanları vardı. Orada incik boncuk satarlardı. Bu şey öreller ya, tesbih öreller, cüzdan öreller, bazı şey öreller ya. Evet. Onlardan bana derlerdi ki işte kırmızı, mavi, sarı, şey al 25 kuruşluk. Bazı çocuklara verirlermiş. Giderler, kaçar giderler, parayı alırlarmış. Ben dükkanda durduğumu bildikleri için bana para atarlardı. Ben de alırdım, jandarmaya verirdim. Jandarma dönüşte şey yaparlardı. Orası hapishaneydi. Mahkumlarla halk bir şekilde karşılaşıyor. Karşılaşıyor. Sohbet bile ediyorum. Demir pencere, alt katta yatakhaneleri var, üstte de var. Altta bazen geçerken görürsünüz yani. Bazısı şey diyor, böyle bazen köylü kadınlar yeşillik falan getirdiğinde marul falan işte alırlar. Aşağı katta işte demirler vardı. Demirlerden mahkumlar gözükürdü geçerken. Yani jandarma pek yaklaştırmazdı da işte bu tip alışverişler için falan. Belki şey yardımcı oluyorlardı mahkumlar. Mahmut Makan da bir ay kalmış bu şeyde. Doğrudur. Burada bir ay sorguya çekmişler. Doğru. Anlattı onu bana Ankara'ya. Daha önceki hapishanede şu medreseymiş. Öyle. Medreseymiş. Annem anlatırdı. İşte Bekir Kulağı buradaydı. Oradan görürmüş. Oradan gece duyardık diyor. Böyle prangalı mahkumların gece sessizlikte zincirle olta attıklarını yahut da avluda dolaştıklarını hışır hışır zincir sesinden ayakları prangalı mahkumların olduğunu söylerlerdi. O sesi de duyardık derdi anne. Allah Allah. İlginç. Ya. Kaç yıl ne kadar kullanıldığını tam bilmiyoruz. Bilmiyorum. Da. Bu orada kaç yıllardır bu anlatılan? Anlatılan annemin genç kızlık. Annem 20. Evet 20 kilisi. 30 seneleri, 35-32 seneleri. 1932 olabilir, 30'la 32 arası olabilir. İlginç, bak bu bilgi önemli. Evet. Sonra dükkan açtınız, devam ediyorsunuz. Şimdiye kadar oğlunuz devam ediyoruz da işte. Birlikte. Devam ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'ın sağlık yani. Versin. Orhan amca, tabii sohbet çok güzel, bilgi istifade ediyoruz sizden. Bu işte bugünkü yazımı da gördünüz zaten. Zaten elinizden geldiği kadar yardımcı oluyorsunuz bize. Orada bazı isimler tanıyorsunuzdur. Belki de çoğunu tanıyorsunuzdur. Hani belki Abdullah Sabri Carter, Vehbi Çorakçı, hani onlar erkenden vefat ettiği Vehbi için. Vehbi Çorakçı'yı duyarız tabii. Mahallemizde Vehbi Çorakçı'nın şeyleri vardı, çocukları vardı. Ruhi Çorakçı, Servet Çorakçı. Bunlar babamın arkadaşlarıydı. Hatta şey, Ruhi Çorakçı eczanesi vardı. Vasıf Bey'den sonra eczane kalfa tuttu, şey eczacı tuttu. Diplomasına para verdi. Yıllarca eczacı Ruhi diyebilirler. Aslında Ruhi abi şey değil, eczacı değil. Orada kalfa şey tutarlardı. Diplomalı eczacı Ankara'dan, İstanbul'dan. Böyle emekli gibi, emeksiz gibi. Anladım. Adam diplomasını asar gider. Buradan da onun şey ücreti gider yani. Yıllarca onu yaptı Ruhi abi. Sonradan kanunla o eczacılık şeyini kaldırdılar. Vekalet işini kaldırdılar. Asli eczacılık fakültesini bitiren insanların diploması olacak dediler kanuna. Doğru söylemiş. Şey o Servet amca vardı.
Servet amca da babamın arkadaşıydı. O da şeyin oğludur, Vehbi Bey'in. Evet. Servet amca, onun da hatta bir oğlu var benim yaşıt, Sahir diye İstanbul'da. Teknik Üniversitesi'nin şeyinden ayrılma. Kütüphanesinden Sahir ve Dilsiz. Sahir. Sahir. Sahir Çorakçı. İşte bu Ahmet Çorakçı falan, bunlar amcazadeler herhalde. Ben pek şey yapamıyorum. Olabilir. Amcazadeler, Ahmet Çorakçı. Ahmet Çorakçı. Ali Çorakçı vardı, Haceli. O da şeyde, Fransa'da. Zaten Ruhi abi olsun, şey olsun. Ruhi Çorakçı olsun, Servet Çorakçı olsun. Bunlar hep Galatasaray Lisesi'nde okumuşlar. Hepsi Fransızca bilirlerdi. Bu arada bu Ali Çorakçı dediğinizin eşi Hristiyan olan mı? Fransız. Mayka. Madam Mayka. Madam Mayka. Madam Mayka geldi buraya. Ben bizim dükkanının Özgür'ün karşısında oturdu bir üst katta. Ben o zamanlar ortaokuldaydım. Benim dişlerimi yaptı. Daha önceden de geldi benim dükkanın üstünde ilk geldiğisine. Orada dişçilik yaptı. Benim üst katı, üst katta kiraya oturdu. Sonradan Aliye ismini aldı. Ondan da bir Selahattin diye oğlu var. Duydum bunu. Ulaşamadık hatta biraz. O da işte üniversitede falan okumadı herhalde. O Fransız Lisesi'nde okudu da. Selahattin derdi. Kadının dili dönmezdi. Madamın. Bu köylüler falan özellikle muayeneye geldiğinde para yerine böyle ürünler falan getirmiş olabilir. Ürünler de getirmiş. Birçoğundan da böyle tarihi eser falan almış. Doğrudur. Bulduklarını. Doğrudur. İşte daha evvelinde. Doğrudur. Ama yıllarca kaldı burada. Şey öldükten sonra, Ali abi öldükten sonra gitti falan.